Pazarlıkta büyük bir gelişme. Günlerdir herkesin korkuyla yaklaştığı bir gizemli varlık dedi kimileri. Gizemli kız dedik biz hep birlikte. Şu anda vatandaşlar tarafından yakalanan gizemli kız günlerdir orada kalan muhabirimiz Yakup'un yanında. Yakup merhaba. Tamam. Merhaba Seda Hanım. Söylediğiniz gibi gizemli kız şu anda yanımızda. Onun yüzünün görülmesini istemiyor. Tabii ki yaşadıklarından sonra bu isteğine biz de olumlu karşılık veriyoruz ama şu anda yanımda. Sakin ol. Hiç kimse seni görmüyor. İyi misin şu anda? Dün gece seni mezarlıkta yakaladık, konuştuk, sohbet ettik. Sen neden mezarlığa gidiyorsun? Söyler misin? Bak herkes onu merak ediyor. Mezarlıkta kim var? Sen Fatma Çiftçi'nin mezarına neden gidiyorsun? Konuşur musun? Seda Hanım çok stresli. Dün geceden beri. Benimle konuşur mu acaba soru sorsam? Şu an gerçekten zor durumda Seda Hanım. Sen şu anda Seda Hanım'la konuşur musun? Bak telefona versem. Konuşur musun? Ha, vereyim mi? Evet, şu anda istemiyor. Peki. Gel konuşalım. Yakup çok küçük bir şey o ya. Yüzünü görmediğimizi bak kulaklığı koy da evet, yüzünü evet, görmediğimizi duysun. Bak dur şimdi dinle sen Seda Hanım. Bak bir saniye. Dinle. Bak bir dinle. Kulaklığı tak bir. Küçücük Seda Hanım şey. Yani hiçbir şekilde istemiyor. Dün geceden beri çok Peki, sıkıntılar ama, yaşadı. Evet. Yaşı da bak, küçük söylediğiniz gibi. Yakup fiziğine dikkatle tamam, baktım. Sakin. İlk günden beri anlatılan kıza aynı çok kısmı. Benziyor. Örgülü, saçlı dur. Yani siyah bak, ve upuzun örgüleri var deniyordu. Ahmet yaklaşma, uzaklaştı. Bak kamera uzakta tamam mı? Kamera uzakta. Yaşı küçük olduğu için yüzünü göstermiyoruz zaten. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz günlerdir Çorum Ulu Mezarlık'ta Çorum halkını ayağa kaldıran o gizemli kız vatandaşlar tarafından yakalandı. Ailesine saygımızdan ve yaşının küçüklüğünden dolayı yüzünü göstermiyoruz. Yakup söylemek istediği bir şey var mı? Neden Fatma Çiftçi'nin mezarının başında ağlıyormuş beni bıraktın diye? Yani 40 sene önce defnedilen birinin mezarının başında bu yaştaki bir çocuk niye ağlar ki? Söyler misin? Onu söyle bari. Bakma. Fatma Çiftçi'nin mezarının başında sen neden ağlıyordun? Hani bana söylediğini söyler misin? Baban için mi oraya gidiyordun? Babanın mezarı orada mı? Sen neden mezarlığa gidiyorsun geceleri? Sakin ol hadi cevap ver. Bak az önce konuştuk, sohbet ettik dün geceden beri. Bak yüzün gözükmüyor. Ağaçların altındasın burada. Peki dün gece anlattıklarında ne diyordu Yakup? Tabii dün geceden beri çok konuştuk. Dur ben anlatayım. Sen dur. Evet onu anlattık biz hep birlikte. Şu anda vatandaşlar tarafından yakalanan gizemli kız günlerdir orada kalan muhabirimiz Yakup'un yanında. Yakup merhaba. Tamam. Merhaba Seda Hanım. Söylediğiniz gibi gizemli kız şu anda yanımızda. Onun yüzünün görülmesini istemiyor. Tabii ki yaşadıklarından sonra bu isteğine biz de olumlu karşılık veriyoruz ama şu anda yanımda. Sakin ol. Hiç kimse seni görmüyor. İyi misin şu anda? Dün gece seni mezarlıkta yakaladık, konuştuk, sohbet ettik. Sen neden mezarlığa gidiyorsun? Söyler misin? Bak herkes onu merak ediyor. Mezarlıkta kim var? Sen Fatma Çiftçi'nin mezarına neden gidiyorsun? Konuşur musun? Seda Hanım çok stresli. Benimle konuşur mu acaba soru sorsam? Şu an gerçekten zor durumda Seda Hanım. Sen şu anda Seda Hanım'la konuşur musun? Bak telefona versem. Konuşur musun? Ha, vereyim mi? Evet, şu anda istemiyor. Peki. Gel konuşalım. Yakup çok küçük bir şey o ya. Yüzünü görmediğimizi bak kulaklığı koy evet, da yüzünü evet, görmediğimizi duysun. Bak dur şimdi dinle sen Seda Hanım. Bak bir saniye. Dinle. Bak bir dinle kulaklığı tak bir. Küçücük Seda Hanım şey. Yani hiçbir şekilde istemiyor. Dün geceden beri çok Peki, sıkıntılar ama, yaşadı evet. Yaşı da bak, küçük söylediğiniz gibi. Yakup fiziğine dikkatle tamam, baktım. Sakin. İlk günden beri anlatılan kıza aynı çok kısmı. Benziyor. Örgülü, saçlı
Dur. Yani siyah bak, ve upuzun örgüleri var deniyordu. Ahmet yaklaşma, uzaklaştı bak. Kamera uzakta, tamam mı? Kamera uzakta. Yaşı küçük olduğu için yüzünü göstermiyoruz zaten. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz günlerdir Çorum Ulu Mezarlık'ta Çorum halkını ayağa kaldıran o gizemli kız vatandaşlar tarafından yakalandı. Ailesine saygımızdan ve yaşının küçüklüğünden dolayı yüzünü göstermiyoruz. Yakup, söylemek istediği bir şey var mı? Neden Fatma çiftçinin mezarının başında ağlıyormuş, beni bıraktın diye? Yani 40 sene önce defnedilen birinin mezarının başında bu yaştaki bir çocuk niye ağlar ki? Söyler misin? Onu söyle bari. Bakma. Fatma çiftçinin mezarının başında sen neden ağlıyordun? Hani bana söylediğini söyler misin? Baban için mi oraya gidiyordun? Babanın mezarı orada mı? Sen neden mezarlığa gidiyorsun geceleri? Sakin ol, hadi cevap ver bak. Az önce konuştuk, sohbet ettik dün geceden beri. Bak, yüzün gözükmüyor. Bak, ağaçların altındasın burada. Peki dün gece anlattıklarında ne diyordun? Dün geceden beri biz çok konuştuk. Dur, ben anlatayım. Sen dur. Gizemli kız dedik biz hep birlikte. Şu anda vatandaşlar tarafından yakalanan gizemli kız, günlerdir orada kalan muhabirimiz Yakup'un yanında. Yakup, merhaba. Tamam. Merhaba Seda Hanım. Söylediğiniz gibi gizemli kız şu anda yanımızda. Onun yüzünün görülmesini istemiyor. Tabii ki yaşadıklarından sonra bu isteğine biz de olumlu karşılık veriyoruz ama şu anda yanımda. Sakin ol. Hiç kimse seni görmüyor. İyi misin şu anda? Dün gece seni mezarlıkta yakaladık. Konuştuk, sohbet ettik. Sen neden mezarlığa gidiyorsun? Söyler misin? Bak, herkes onu merak ediyor. Mezarlıkta kim var? Sen Fatma çiftçinin mezarına neden gidiyorsun? Konuşur musun? Seda Hanım çok stresli. Beni tanıyor mu? Dün geceden beri. Benimle konuşur mu acaba, soru sorsam? Şu an gerçekten zor durumda Seda Hanım. Sen şu anda Seda Hanım'la konuşur musun? Bak, telefonu versem. Konuşur musun? Ha, vereyim mi? Evet, şu anda... İstemiyor, peki. Gel konuşalım, gitme. Yakup, çok bir küçük saniye. Bir şey o ya. Yüzünü görmediğimizi... Bak, kulaklığı koy yüzünü görmediğimizi duysun. Bak, dur şimdi, dinle sen Seda Hanım'ı. Bak, bir saniye. Dinle, bak, bir dinle, bir kulaklığı tak bir. Kulaklığı bir tak bir. Küçücük Seda Hanım, şey. Yani hiçbir şekilde istemiyor. Dün geceden beri çok sıkıntılar yaşadı. Evet, yaşı da küçük söylediğiniz gibi. Yakup, fiziğine dikkatle baktım. Sakin. İlk günden beri anlatılan kıza aynı çok kız. Benziyor. Örgülü, saçlı. Dur. Yani siyah bak, ve upuzun örgüleri var deniyordu. Ahmet yaklaşma, uzaklaştı bak. Kamera uzakta, tamam mı? Kamera uzakta. Yaşı küçük olduğu için yüzünü göstermiyoruz zaten. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz günlerdir Çorum Ulu Mezarlık'ta Çorum halkını ayağa kaldıran o gizemli kız vatandaşlar tarafından yakalandı. Ailesine saygımızdan ve yaşının küçüklüğünden dolayı yüzünü göstermiyoruz. Yakup, söylemek istediği bir şey var mı? Neden Fatma çiftçinin mezarının başında ağlıyormuş, beni bıraktın diye? Yani 40 sene önce defnedilen birinin mezarının başında bu yaştaki bir çocuk niye ağlar ki? Söyler misin? Onu söyle bari. Bakma. Fatma çiftçinin mezarının başında sen neden ağlıyordun? Hani bana söylediğini söyler misin? Baban için mi oraya gidiyordun? Babanın mezarı orada mı? Sen neden mezarlığa gidiyorsun geceleri? Sakin ol, hadi cevap ver bak. Az önce konuştuk, sohbet ettik dün geceden beri. Bak, yüzün gözükmüyor. Bak, ağaçların altındasın burada. Peki dün gece anlattıklarında ne diyordun? Dün geceden beri biz çok konuştuk. Dur, ben...